Adana Spor Sportif Direktörü Hakan Acıbektaşoğlu geride kalan sezonu değerlendirdi. Sorulara iştenlikle cevap veren Hakan Acıbektaşoğlu'nun işte bir sezonun değerlendirmesi ve yeni sezonla ile ilgili açıklamaları. Geride kalan sezon ile ilgili sezon başında nasıl bir transfer politikası izlendi, ne kadar hedefe ulaşıldı. Hem geleceğimizi dizayn etmek hem de bize hedefe ulaştıracağını düşündüğümüz oyuncuları almak üzerine bir politika izledik. Bu anlamda da genç oyuncu yatırımı olarak başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Evet, maalesef hedefimizden çok uzakta kaldık. Genç ve geleceğe dönük oyuncular alındı. Araya tecrübeli oyuncular katılmak istendi. Genç ve tecrübeli oyunculardan beklenen performans alındı mı? Beklentimizin altında kalan oyuncular da oldu. Ama takım halinde hastalandığımız dönem sonrası oyuncularımız ciddi performans kaybı yaşadı. Yabancı konusunda Goran ve Ron ile devam edildi. Donkor, Ryan, Belen ve Özegovic alındı. Kanatlarda Roni, Ryan ve Belen'den beklenen verim alınamaması da, takımın gücünü düşürdü mü? Roni, Ryan'dan verim alabilseydik ilk yarıyı çok farklı bir yerde bitirebilirdik. Bu oyuncuların beklentinin çok altında kalması hücum gücümüzü düşürdü. Belen elinden geleni yapmaya çalışan, özveriyle mücadele eden genç yatırım olarak aldığımız bir oyuncu. İlk 6 haftadaki yüksek tempo göze hoş gelen futbolun daha sonra sağa yansımamasını neye bağlıyorsun? Aslında ilk 6 hafta değil Balıkesir spor maçına yani Koyut vakası öncesine kadar tempomuzu isteğimiz çok iyiydi. Daha sonrasında mücadele ve oyun olarak iyi olsak da skora yansıtamadık. Bunu da içimizden bir saha içi lideri çıkaramamamıza bağlıyorum. Bu eksiklik kırılma anlarında birçok maçı kaybetmemize sebep oldu. Devre arasında bizim için Serdar Özkan'ın transferi bu anlamda çok önemliydi. Sezon devam ederken sırasıyla Tevfik, Eren ve Ergin'in kadro dışı kalmaları takımı etkiledi mi ve teknik bir karar mıydı? Kadro dışı kararları teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda uygulandı. Takıma negatif bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Takımın komple yakalandığı COVID-19 rahatsızlığı iyi giden Adana Spora ilk yerde büyük darbe vurdu mu o süreçten en çok etkilenen Özege 3'ün olmayışı ne kadar etkiledi? Özege 3 önemli oyuncularımızdan biri. Tabii ki yokluğu takımı çok etkiledi. Fakat o dönemde Ergin Keleş de COVID'e yakalandı. Doğal olarak onun da performansı COVID sonrası düştü. 10 gün antrenman yapmasına izin verilmeyen bir takım Yaklaşık 1,5 ayda 9 lig 2 kupa olmak üzere 11 maç oynadı. Hastalık kadar fiksür de bu kötü girişatın sebeplerinden biriydi. Ayrıca Serdar bizim için önemli bir transferdi ve sakatlığı bizi etkiledi. Öne geçtiğimiz maçlarda oyunu tutma adına Serdar önem arz eden bir oyuncuydu. Devre arası transferde Serdar ile Ahmet Han dışında genç ve Nijeryalı oyuncuların alınması kadro derinliğini sağladı mı? Bu gençlerden beklenti nedir? Devre arası Ahmet Han, Fırat, Can, Hüseyin ve Serdar Özkan hücum gücümüzü artırmak adına yaptığımız transferlerde Harun, Emirhan, Iko, Kingsley, Papa ve Samson izleyip takip ettiğimiz geleceğimize yatırım olarak aldığımız oyuncular. Gençlerden beklentimiz çok fazla. Birkaç sezon içerisinde ses getireceklerini düşünüyoruz. Yeni sezon yapılandırması nasıl olacak? 5 yıldır küme düşme sıkıntısı yaşayan Adanaspor'un hedefi yukarılar olabilecek mi? espor son dönemde sıkıntılı süreçler geçirse de her sezon başı hedefi şampiyonluktur kiralık gelen atalay ve Ahmethan ile ilgili düşünceler neler ve sözleşmesi biten oyunculardan kamuoyunda anlaşılacak denilen isimlerle masaya oturulacak mı kaç oyuncu ile anlaşılacak ve sözleşmesi devam eden oyunculardan gidecekler olacak mı Sözleşmesi biten bitmeyen fark etmek sizin kadromuzu hocamızın görüşüne göre şekillendireceğiz bu ligi bilen mi yoksa genç bir teknik adamla mı anlaşılacak ve teknik adam kampta takımın başında olabilecek mi? Öncelikli tercihimiz bu ligi bilen birisi olması. Hocamız kampta takımın başında olacak. Yeni sezonda genç oyuncular mı yoksa tecrübeli futbolcular mı alınacak? Toplam kaç transfer düşünüyor? Kaçı yabancı, kaçı Türk olacak? Çok fazla genç oyuncuya sahibiz. O yüzden ağırlıklı olarak tecrübeli oyuncuları hedefliyoruz. Ama iyi olduğunu düşündüğümüz genç oyuncuları da göz ardı etmeyeceğiz. Özegoç, Ronkor, Belem, Goran ve Nijeryalı oyuncularla planlama nedir? Özegoç ile ilgili kulübe ulaşan resmi teklif var mı? Oyuncularımızla ilgili görüştüğümüz bazı kulüpler var ama henüz anlaşma sağlanmış değiliz. Biz gelecek sezon kadromuzda olacaklar gibi düşünüyoruz. Stor açılması konusu yeni sezona sarktı. Bu konuda bir gelişme var mı? Yeni sezonda stor hizmeti açılmış olacak. TFF 1. Lig'inde gelir gidere göre daha az olmasına karşın belli kulüpler büyük yatırımlar yaparak lige çıkma mücadelesi veriyor. Adana Spor rakiplerinin yatırımları ile nasıl mücadele etmeyi planlıyor. Genç oyuncu yatırımı bu nedenle yapıyoruz. Takımıza hem yetiştirici hem de yarışmacı bir kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Sadece yüksek bütçeli transferlerle kulüplerin ne ayakta kalması mümkün ne de aynı şekilde sürdürülebilir bir başarı sağlaması. Süperlikten bu yana Adana küme düşme hattına yakın olması taraftarı üzüyor. Yeni sezonla ilgili taraftara mesajı neler olur? Gelecek yıl TFF 1. Ligi tarihinin belki de en zor sezon olacak. Tribünlerde yeni sezonda taraftara açık olacak. Destekleri bizim için çok önemli olacak.